Hangi tepside yapacaksınız? Ayarladınız mı bir şey? Evet, ayarladım. Kabak salatası için ben önce bir eldivenlerimi Derya Hanım, takayım. Refika Hanım da yapmış şeyden güllaçtan lazanya. Müge yazdı şimdi. Ha, Refika, evet, Refika yapmıştır. Alalım. Refika zaten çok güzel şeyler yapar. Ben ilk başladığım yıllarda Refika'yı da ilk ben çıkarmıştım. Gelmişti bana. Çok severim kendisini. Güzel de şeyler yapar. Sağ olsun. Derya Hanım, şimdi salataya geçelim dediniz. Tamam. Ben salatayı... Hayır. Salataya bir içiniz olsun diye. Ben bunu kavururum. Tamam Derya Hanım. Siz lütfen onu şimdi ben salatayı daha önce minik minik doğradım. Bu salatanın bir özelliği var. Çiğden yapıyoruz bu salatayı. Kabak salatası. Size, ben hiç... Size hitap edecek evet, bir salata. Evet, bu bana eder. Bence bunu deneyimleyin. Yerim. Onu yerim. Şimdi evet. Bunu ben doğradım. Burada bir tane göstermek amacıyla şöyle ince şekilde, ince yarım ay şeklinde doğradım. Şimdi demin hani sabah şunu yedim dedim ya, ben şeker hastasıyım. Fakat şöyle bir şey yapıyorum. Gidebildiğim yere kadar böyle bir şeyi tutuyorum. Hani kendimce böyle bir şey yapıyorum. Hani şekerin düşeceği yere kadar gidiyorum. Bu da iyi bir şey aslında. Yemeklerin arasının açık olması bana iyi geliyor. Şimdi şekerim düşerse ben ne yapayım? Mecburum. Sabah da kalktığımda biraz düşüktü. Yani 124 ile kalktım. 124'te biraz yemezsem biraz sonra gidecek demek. Bir de yürüyüş yaptım üstüne. Mutlaka düşer. Şimdi kabakları tuzla mı ovuyorsunuz? Evet, ben şimdi bunları doğradım. Bir tatlı kaşığı tuzla böyle bir gelişigüzel şekilde güzelce ovuyorum ve bunu tamam. Bir 15-20 dakika hatta yarım saat üzerini streçleyip ya dolapta ya da serin bir yerde bekletiyoruz. Tamam. Bu sulanacak. Tamam. Sulandıktan sonra bunu en son sosunu hazırlayıp servise sunacağız. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Böyle sulu mu duracak? Yani hayır. Suyunu şimdi süzecek miyiz? Tabii ki süzeceğiz. Suyunu süzdükten sonra sosunu gezdireceğiz ve ikram edeceğiz. Tamam. Siz böreklerin o zaman yufkasını tamam. Bir yandan yayın. Bu kabak salatası mükemmel yalnız. Evet. Çok güzel. Ben şöyle salata için size kabı şuralarını tamam. Şey yaptım. Derya Hanım, tuz lekesi. İlk evet. Yaptığımız rulo şeklinde sardığımız üzerine yumurta değil ama diğerlerinin üzerine yumurta sürüp hemen fırınlıyoruz. Tamam. Fırçam var mı? Onu biraz sonra sürersiniz. Tamam. Fırınlayacağız. Tamam, kaç derecede pişireceğiz? 175'te başlayalım. Sıcak evet. Fırına verelim. 200 derecede pişirelim. Çok az vaktimiz kaldı. Tamam. Şunları içine kabak, koyalım. Ben evet, size açayım. Siz orada açıkları kullanın. Şimdi ben kullanın. Onun sosunu hazırlayayım. Neler kabak var? Salatamızın. Evet. Nar ekşisi var. Çok şahane bir şeymiş bu salata. Zeytinyağı var. Evet. Karabiber var. Bir limon koymuyorsunuz. Kadar. Nar ekşisi koyduğum için koymuyorsunuz. Yani. Evet. Dereotunu koydum. Kabağın olmazsa olmazı diyorum. Evet. Evet. Yani isteyen tabii daha da zenginleştirebilir ama yeşil elma da doğruyorum ben içerisine. Evet, şunu karıştırayım ben şöyle. Kaşık alayım. Bence bunu bu akşam hemen denesinler. Vallahi çok fresh bir güzel. Salata. Evet. Sosunu da şöyle gezdiriyorum. Vay bu çok güzelmiş. Yeşil evet. Soğan da isteyen kullanabilir. Kullanabilir. Çok güzel yakışır değil mi? Evet, çok yakışır. Çok güzel. Çiğden kabak ama inanın hiç pişmiş gibi. Evet çok güzelmiş. Naneleri de koyalım Derya Hanım. Oh, koyun şöyle. Koyuyorum üstüne atıyorum şöyle. Evet. Biraz bazı sopalar gitti ama olsun. Yani fikri alalım. Domates. Evet. Sarımsağı koyalım. Sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağı evet. Da koyuyoruz. Evet, bitti sarımsağı. Değil mi Erkan süremiz? Evet, süre bitti. Siz sarımsağını tamam, da koyun. Kaç derecede pişiriyorduk böreği? 100-200 derecede pişirelim. 175 ile başlayalım. Evet. Evet, geçelim. 175. Şu gülleri